Assalamu alaikum Sinochi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik faol Ne'matjon aka Siddiqovning ozod nazari. Assalomu alaykum Ne'matjon aka. Va alaykum assalom. Ne'matjon aka, bugun mana 2-aprel, Farg'onadan ataylab sizni taklif qilyapmiz eshittirishga. Bahor shabadasi kirsin, Farg'onani shamoli kirsin eshittirishimizga deb. Rahmat. Ob havolar qalay Farg'onada? O'rilar gullagandir. Ha, yaxshi. O'rilar gullagandir. Gullandi, kecha Qo'qonda shamol keldi. Qo'qonda shamolga o'zlab bir qator gullar cho'kdi. Mana ko'chalardan ekishimdan boqilgan shug'ullanyapmiz. Bahorgi mavsum hamma harakatda. Qanaqa ko'chat ekyapsiz? Kerak ko'chat. Kerak ko'chat. Somur bo'lib ko'chatlar kerak. Qanaqa ko'chat ekyapsiz? Tomorqangizga ekyapsizmi uni? Ha, tomorqaga ekyapsiz. Hali qirg'oq, qora qirg'oq. Siz bilan 2,5 oy oldin 14 yanvar kuni ozod nazarda gaplashgan edik. O'shanda qamoqdan chiqqaningizga 1,5 oy bo'lgan edi. Endi uyga kelib nafasingizni rostlab turgan edingiz. Suhbatimizdan beri 2,5 oy o'tdi. Nima bilan bandsiz? Endi yoshingiz 70ga borib qoldi, biror joyga ishga kirmagandirsiz-u. Umuman tinchmisiz? Sabrjon, men 2,5 oy bo'lganda chiqib kelgandan keyin men ulardan chiqqandan keyin gapni ochig'i prezidentga bitta ariza bilan murojaat qildim. Shu ichkaridagi so'nadagi turnaiadagi voqealar haqida bir ma'lumot bermoqchiman. Meni bir qabulimizga chaqirsangiz, buni matbuotga nima keyin xalqaro ommaga berib bo'lmaydigan masalalar degan mazmunda xat berdim. Meni hech kim chaqirmadi. Ana undan keyin men internetda so'nadagi voqealar hammasini tez cho'kib ichaganan tez so'z bo'lgan yaxshi degan temada mavzuda shunaqa matbuot internetda berdim. Ana undan keyin menga yana qo'shimcha bosim shunaqa bo'lib meni arzimagan narsamni hozir qisqa kunda 2 oyda 2 marta sudga chaqirib ma'muriy javobgarlikda jarimaga tortib qo'ydi. 3 martasi chaqirtiradi meni hozir umuman kelgusi rayondan tashqari chiqarmaydigan holatda ish tutib qo'ydi. Biopasport beraman deb pasportni tortib olib 2,5 oyda endi pasportimga berdi. Endi hozir uni o'g'illarga ham hali aytganday dadamni pasportini olib yoqib tashlamaydigan bo'lsang senlarga ham olg'an qam qilamiz deb qo'sha qilgan ekan o'sha masalada anchagina bizda hali noxushliklar bo'lib o'tdi. Ne'matjon aka, alo, Ne'matjon aka, kutilmagan gapni aytdingiz. 2 marta ma'muriy javobgarlikka tortib 2 marta sud qildi dedingiz. Nima ayb qilganingiz uchun? O'zi chindan ham balki ma'muriy huquqbuzarlik qilgandirsiz. Yo'q, menga hali pasportingizni yoqib tashlaysan degandan keyin uyimga uchastkaga kelib ikkita jinoyatchi inspektorni bilyaptim dedi, militsiyaga olib borishdi pasportga. Keyin olib borib pasportingizni topshiring dedi. Keyin men aytdim, meni qo'limda pasport yo'q, men pasportimni topsam olib kelib beraman dedim. Keyin shundan keyin meni sani topshirig'imni bajarmadi deb turib 184-modda bilan jarimaga tortdi meni. Ichki ishlar topshirig'i bajarmadi bo'lib. Sizga nima uchun pasportingni topshir deydi? Shu pasportimni mendan olsa men ko'chaga chiqolmay qolishim kerak. Bosh masala shu yerda xolos. Meni pasportim bo'lsa Toshkentga u yoqqa bu yoqqa borishim mumkin, uni Qarshiga o'g'ildoriga borishim mumkin. Umuman meni shu uydan chiqarmasdan olib ishlab o'tish uchun qilingan ularni shunaqa o'yinida u. Balki yashirayotgandirsiz qilgan huquqbuzarligingizni. Yo'q, menda unaqa 70 ga kelgan odam men o'zi yolg'on gapni yoqtirmayman, bir bor haqiqatga ketdim. Agar kerak bo'lsa uchastkalar hammasi familiyasini ham aytib beraman meni olib borishdi, pasportga olib keldi, pasportga shunaqa pasport topshiring dedi. Senlarni o'zing buni pasportni yaqib olishga topshiring deyapsan, men pasport topolmayapman hozir, topsam nima qilaman dedim. Keyin 25 kun bo'lgan bo'lsa voqea, 27-kuni pasportni olib topshirdim keyin. 2,5 oyda keyin meni pasportimni beryaptilar. O'sha pasportni har kuni borverganda yurishyapti, keyin haligi ishni tashkil qilishdi. Meni uyimga 24 kunda men birovni narsasi turtib, kamida so'kibman haqorat qilib. Keyin shu yana jarimaga tortdi meni. Balki qisqa kunda 2 marta huquqbuzarni ayblab turib, ana endi meni asosiy huquqbuzar deb meni ko'chaga chiqmaydigan qilib qaror chiqarib qo'ysin. Qarorni endi men nazoratga olindim. Har oyda 10-20 kechasi meni sanab olishmoq. Bu degan so'z umrimiz bir sonrasi ertaga kelmaydi, ertadan keyin kelmaydi. Shunaqa hozir mumkin bo'lib qoldi. Hozir siz shu keyingi qamoqdan chiqqaningizdan beri bo'lgan ishlarni aytyapsizmi siz? Ha, qamoqdan chiqqandan beri shu 2 oy ichida bo'lgan voqealarni aytyapman. Hozir shu bir hafta bo'lgan uyimga o'tiribman, shartinchman. Yoqqa bu yoqqa chaqirganim yo'q, chiqqanim ham yo'q, o'zim uyimda o'tiribman. Uyingizdan chiqishingiz mumkin emasmi hozir?
Ya çıkışı mümkün. Çıksam bana Halil Okşam Tülyen silahını kırardı. Yani memur hukuku almaz. Bütün beni cinayetim ilanı kalsın değil sesemez. Şu günde pasport iz o iz yanınızda mı? Özüm bir yanımda ha. Taşkence barsız buladın şu günde? Burada aldım özüm bir yanımda. Taşkence barsız buladın mı? Taşkence mesela. Ha yok, onun için yok yok, varalmıyım ben. İçişlere kırsam, ruhsat verse varalım. Onun için çeke varalmıyım ben. Konkret ayıp iz ne mi? Sizi boynunuzu koyulgen ayıp ne mi? Yani hazır koçun mağdur hukukuzağın koçasını ettim. Ha, kendine bizlerin üçte oğlumla kamarcım sarabı. Uşağı, hani Amerika'nın hepsi cümle burada uçuyorsa Sivet'le gazi yapırken cümle ayıp dörbü kaldım. Kim? Özbekistan devlet çıkarsa ahvalda yapırken cümle ayıp dörbü kaldım. Şimdi razıken üçte oğlum bir yüz kişi bastırıp geldi. Bizim yüzü öldürüp oturuyor var. Şeyde özlerden bir tane cerrahalarını yıkılıp şu ayıptı bizde koyup bunu sürümden 6 yıldan beri de. Beş kere de ayıp yok. Yeni bana hazır azatlığı savalları diye cevap veriyorsunuz. Yine problemi bu muydu mu? Ya problemi bunu yaptı. Bunu diyeyim ki bu hocama üzülmeden çekildi. Hazır yani ortanki oğlum, benim küçük oğlu kurganı karşıda buruldu. Ede hazır gülüyen bana hapı bu kendi özünü kurganı çekip olmayıp. Ne mi bu oldu? Yani beden fakat o oğulda kadarına uyuyap çıkan, hakarat kuruyap çıkan seni şeyden ölümün çıkardı. Eğer deden şu ülkeye materyal verirse, azalığa çıkıp yapabilirken olsa, ekran verdiğim derenin kıtap çürmeye tıkıp koyalımız. Hem de ayı ürünü çıkacağım kış yerine diyen yaptı yapır demek hazır. Oğul iz karşı. 33 yılında ha 33'te. Ha 33'te ha. Nimet Can Eke bana sohbatımızı yazval yapman. İfir gibi yeri oraya mı? Ha neydi neydi? Bir oraya mı? Yok naklamayız. Oğlan ise halkım için, yurtum için kolumdan kan hazmatı yapıyorum. Ben halkımda yurtumda kan hazmatım için ben cinayeti bulsam, ha neyle fazlandım diye özürüm, özürüm, özürüm olarak naklamam ben. 3-3-11 saat verirse, cinayeti mi azmaz? Yozum, bugün ben siz bilen sohbetimizi başıda ettiğimde Çin'den hem Huda Şahit bahari bir nefes kirsin. Dasturumuz gidip Farvana'nın şamalını komsacanlar bir eşitsin. Farvana'lıydı yapını deyip siz çakırıyordun. Şunca yapına ait vardınız. Yani bir de bahana şuydu ki siz sohbetçi çakırıştın. Ana namunavi üyeler kurul yaptı mısızlarda ya. Başka vilayetlerde haşar kılını yaptıyken, okutucular calıp kılını yaptıyken, talebeler, kalleş talebeleri calıp kılını yaptıyken, sizlerde kanaka deyip soramak için oldum. Çünkü başka yaplarına ait vardınız bana. 2 aydan beri bu yüzden problemlerine. Gelin o şey, meselelerine bir yaplaşır için, namunavi üyeler meselesine. Benim, benim. Sizlerde ya, var mı namunavi üyeler? Namunalı üyelerden bizde hazır 5-6 yerde kuruldu. Şu kurulgenlerden, şu borçlarından beri hala bir üyeler ahliyeti hafşırgen yok. Hiç kiçe sakin dağlı gibi bir şuna sırrı yapırdım. Yani adamlar halkın şikayetlerinden şu üyelerde ahvalı hakkında başarı gelirdi. Şundan azı 2-3 tersi Halit Kanzi rayonda borcu akısı var bazen yani mal vermeden çıkan, kimsem şunu mal vermeden çıkan, şu meselelerde de halk hafşırgen yok. Devallı ama yorluk gitken, senin kent koşulan yerlerde kumdan betonlar tületik yaptı. Kollarının arası açık. Bu şuna kanı kentini bir cüle koyun numara vardı. Ben hakimde isem hani tavşı gelemez yok. Kentini koyup diyetti. Naka şu törül 5 yıldan tavşı almadı bir numara vardı. İşte kılın iyi var Allah yuvarlık bir yaptı da. İkelamız bitten arsa torusta yaplaşı yaptınız mı? Namunavi üy dedi ki namunavi üyler. Oysa haklı yaptı. Oysa namunavi tatlıcılar namunavi üy dedi ki yaptı. Şu hafta yapıyorum, şu ülkede halim ve ahval hakkında yapıyorum. Yani o sıfatı başka mesela, hop. Ben haşar doğrusu da sormak istedim. Kim kuru yaptı o üylerini? Ustalar kuru yaptı mı, yok haşarçılar kuru yaptı mı? Yok, ona kese o şey namına Arablar özlerinin ustalarını kuru yaptı ama o ülke o şeyce bürüzü 40, bürüzü 50 milyonlu hamleyen olmadığından o şey ülkede çok şu Madide rahvallerin sertele kısırak adamlarda mecburen onu kulunu alıp tüccarlaştırdı yaptı. Eğitim alanlarda uyuyan idarını kurulmadan olsa karşılıkta boşa 40 milyon sunmanı 35 milyon sunmanı sözü bir yaptı. Boşa uyu ta bitkince boşa karşılıklı adamların özü haşerge var o şeyde işgili yaptı. İşgilemiş de yaptı. Karşılıklı adamların işgili yaptı. Okutucularını, kalleş talebelerini celp kılıç var mı yok mu? Yok o kafta yok. Hmm. O kafta yok. Ben onu kurmadım. Onu işitmedim ben. Ulan şimdi bahar işler geldi. Ben onu şambalı, boşakalı hemen gelkır yaptı. Kıçıra tozla yaptı. Belaklar da okla yaptı. Şulamıyor da hemen çukurluğun yaptı. Bu bahar dışına kadar değil ya. Bu bahar dışına kadar değil ya. Bu bahar dışına kadar değil ya.